Ben Batuhan Güneş, Ege Üniversitesi'nde beyin cerrahisi, beyin omurilik ve sinir cerrahisi uzmanlığını aldıktan sonra şu anda Gaziantep'te görev yapmaktayım. Meningomiyelosel ismi itibariyle oldukça kompleks bir hastalık ama içeriği itibariyle çok kompleks bir hastalık değil aslında. Omuriliğin içinde olduğu kanalın bel veya boyun kısmında açık kalarak omuriliğin dışarıya doğru fıtıklaşması hadisesidir. Biz bu çocukları tanı konulduktan sonra aynı gün ya da bir gün sonra ameliyat ederek defektini kapatıyoruz. Aynı şekilde bu çocuklarda daha sık olmak üzere bölgemizde hidrosefali dediğimiz beyinde sıvı birikmesi hadisesi çok sık gözükmekte. O çocuklara da BOS akım MR ve gerekli tetkikler yapıldıktan sonra gerek şant takılması gerek endoskopik üçüncü ventrikülostomi dediğimiz kapalı hidrosefal ameliyatlarını yapmaktayız. Doğumdan hemen sonra anlaşılır. Doğumdan önce kadın doğum doktorları ultrasonda çoğunlukla tespit eder. Doğduktan sonra da hastalara transfrontal ultrasonografi yapılıyor. Transfrontal ultrasonografide beyin omurilik sıvısının içinde bulunduğu ventriküllerde dilatasyon saptanırsa bize başvuruluyor. Biz de bu şekilde dilatasyon yani genişleme saptanan, baş çevresi normalde olması gerekenden büyük olan hastalara gerek tomografi gerek MR yaptırarak tanı koyuyoruz. Tanı koyduktan sonra ameliyat şeklini belirlemek üzere BOS akım MR dediğimiz bir ayrıntılı incelememiz var. BOS akım MR yaptırıyoruz. Eğer BOS akım MR'da tıkanıklık varsa endoskopik cerrahi öneriyoruz. Eğer tıkanıklık yok ama doğuştan bir hadise söz konusuysa şant takılmasını öneriyoruz. Eğer bu hidrosefali dediğimiz hadise yani sıvı toplanması hadisesi tek başına sıvı toplanmasıysa şant takıldıktan sonra veya endoskopik üçüncü ventrikülostomi yapıldıktan sonra belirgin bir şikayet olmuyor ama bize bazı çocuklar geliyor. Çocuğun multiple şikayeti var. İskelet deformiteleri var. Sırtında biraz önce dediğim gibi açıklıkları var. İlaveten şantı varsa bunlarda tabii ileride tedaviye gerek kalabiliyor. Biz şantı taktıktan sonra belli bir süre çocuğu takip ediyoruz. Belli bir süre sonra taburcu ediyoruz. Ondan sonra baş çevresi, düzenli baş çevresi ölçümleriyle ve fontanel yani bu bıngıldak deniyor halk arasında onun muayeneleriyle çocuğun genel gidişatını takip ediyoruz. Belli bir yaşa kadar zaten eğer başka bir ek rahatsızlığı yoksa şantla yaşıyor bu çocuklar. Belli bir yaşta şantını kapatıyoruz. Eğer şantı kapanınca nörolojik herhangi bir defisiti gelişmezse, çocuğun herhangi bir rahatsızlığı olmaz, baş çevresi büyümeye devam etmezse aileye şantın artık işlev görmediğini ve lüzum olmadığını söyleyerek şantını çıkarıyoruz. Sadece hidrosefali açısından değil ama ben genel olarak bütün hastalarıma söylüyorum. Ne rahatsızlığınız olursa olsun hiç kimse hiçbir şeyden dolayı tabii ki gönüllü olarak gidip ameliyat olmak istemez. Ama bazı şeylerin mecburiyetleri vardır. Bunu ertelerseniz ileride toparlamanız çok daha geç olur. Sadece benim branşım için değil bütün branşlar için ben bütün hastalara bir şikayetlerine yönelik doktora gitmelerini ve doktorun sözü dinlemelerini konu komşunun sözüne çok fazla itibar etmemelerini öneriyorum.